بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Mü'minun suresinde en son geçen hafta 37. ayette kalmıştık. Yine 37. ayetten devam edeceğiz inşallah. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Hayat varsa bu dünyadadır, yaşarız. Başka bir ayette نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر diyor Cenab-ı Allah, yani onların ağzından. Zaman mı bizi öldürür, biz mi zamanı öldürürüz, dünya mı içinden çıkılmaz hale gelir, yoksa biz mi getiririz, belki bu trafikle ne kadar yaşarız. Bilmem ya. Evet. Evet hocam. İyi bir başlangıç oldu. Yani zaman mı bizi öldürüyor, biz mi zamanı öldürüyoruz? Bu soru çok anlamlı bir soru. İşte Bismillahirrahmanirrahim. İn hiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usin. Aktarılan bir sözü değil. Yaşanan bir halin aktarımıdır bu ayet. Yani söylenen bir söz değil bu. Ya yaşanan bir hayatın Rabbimiz tarafından tasviri ve aktarımıdır. İn hiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya. Gerçek şu ki hayat, hayatına dünya, şimdiki dünya demek, dünü yakın, peşin, şimdi demektir. Sekülerizmin de tanımlarından birisi budur, değil mi? Şimdi olan, hemen, peşin, burada. Hayat dediğimiz bizim budur. Şimdi burada yaşadığımız. Nemutu, bir kısmımız ölürüz. Ve nahya, yeni bir kısmımız geliriz. Ve ma nahnu bimeb'usin, ölenler ise yani yeniden diriltecek falan değil. Tekrar söyleyeyim, bu bir sözden daha çok bir anlayışın, bir yaşama tarzının, buna tahkiye diyoruz, dile getirilmesidir. Onun için bu söz tarihte kalmış bir söz değildir ya da bu durum tarihte kalmış bir durum değildir. Dile getirmese bile hayatta o şekilde yapıyor. O şekilde. Şimdi buradan mesela bu Mekke müşriklerinin ahiret inancına baktığımızda genelde ayetler bütünüyle onların inanmadıkları gibi bir bağlam üzerindendir. Mesela Mekke müşriklerine yönelik inanmıyorlar falan. Halbuki onlarda bir ahiret inancı var. Ama yokmuş gibi yaşadıklarından dolayı Allah Teala öyle değer biçiyor onların düşüncelerine. Bakın, cümleleri biraz seçerek kullanıyorum. Değer biçiyor. Onların algıları, anlayış biçimlerinin Allah'ın terazisindeki karşılığı inanmıyor olarak mukabele görmek. Nitekim münafıklar ve minennâsı men yekûle âmennâ billâh ve bil yevmil âhir diyorlar. Biz, insanlardan bir kısmı, Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Ve mâhum bi mu'minin. Bak böyle diyorlar.
Bunu ifade ediyorlar, iddia ediyorlar. Ve mahum bir müminin. Mümin değiller onlar. Galetil arabu amenna. Bir takım bedeviler medeni dönemde, Medine'de üşüşüyorlar peygamberin etrafına, özellikle Beytülmal'in etrafına. Biz de iman ettik diyorlar. Kul, ha lavaş tabi. Kul lem tu'minu. Hayır hayır. Siz iman etmediniz ki. Velakin kulu eslemna. Fakat siz mevcut şartlara, konjonktüre teslim oldunuz. Böyle değil. Velakin kulu eslemna. Velemma yedhulul imanu fi kulub. Çünkü henüz iman kalbinize girmedi sizin. Peki bütün bu örneklendirmelerde neyi anlatmaya çalışıyoruz? Allah Teala değişik yerlerde farklı vurgularla şunu söylüyor. Kul inne hüdallahi huvel huda. Hidayet Allah'ın hidayet dediğidir. Bunu açalım. Din Allah'ın din dediğidir. İman Allah'ın iman dediğidir. Efendim müminlik Allah'ın müminlik dediğidir. Müslümanlık Allah'ın Müslümanlık dediğidir. Çünkü onu belirleyecek, tartacak, ölçecek bir şey olan Allah'tır. Biz Müslümanlığımızı şunun ya da bunun için değil ki, Allah için. Dinimiz onun için değil mi? Allah için. Radiyetü billahi rabben ve bil İslam dine ve bi Muhammedin nebiye. İslam olarak din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan razı olduk. Allah'tan razı oluyoruz ve Allah'ın razı olması, hoşnut olması ve kabul etmesi. O zaman Allah'ın kabulü, hoşnutluğu, rızası Allah'ın belirlediği sınırlar içinde oluyor. Bizim zihinsel olarak şöyle ya da böyle dememizin, kendimizi şöyle ya da böyle kurgulayarak, bakın kurgu, hayal, hayale kurban giderek kurtulma şansı yok. Çünkü aynı şey yine nüzul döneminde Mekke müşriklerinin, biraz sonra gelecek belirli ayetler var. Yani bu sadece Mekke'ye ait değil, daha önce de öyle. Peygamber'e onu sapkın olarak gören, doğru yolda görmeyen adamlar. Ve hum yahsebun ennehum muhtedun, kendilerinin hidayet üzde olduğunu zannedenler. Şimdi bakın. Kim bunlar? Kendisinin hidayet üzde olduğunu zannediyor. Hidayet üzde olduğunu böyle düşünüyor. Kim? Müşrik. Ne kadar anlamlı değil mi? Ne kadar önemli bir şey bu. Hep algılar üzerinde yaşıyoruz. Şöyle biraz toparlayalım zihnimizi, değil mi? Büyük oranda baktığımız zaman dünyamızı algılarımız oluşturuyor. Algı. Çünkü algılarla değerler yüklüyoruz, önemli buluyoruz, anlamlı buluyoruz, doğru buluyoruz, yanlış buluyoruz, değil mi? Algılar. Ve fakat büyük oranda bu algılar büyük oranda bizim dışımızda gerçekleşiyor. Onu söyleyeyim. Yani bir başkaları, başka bir takım manipülasyon yapan güçler, isterse ekonomik, siyasi, dini, nüfus, bu güçler tarafından oluşturuluyor. Zihnimiz böylesine bir abluka altında. Ve algı operasyonu tam bu. Ha ben şimdi tam bu cümlenin arkasında söyleyeyim. Bunu arkadaşlarımız bilirler. Kur'an-ı Kerim başından sonuna bir algı operasyonudur. Algılama biçimini, bakın algılama biçimi, idrak. Şimdi ama nasıl bir algı? Ha, bütün bu varlığı, hayatı yaratan, yaşatan ve yöneten Allah'ın ortaya koyduğu bir algı. Yoksa hayat değişmiyor, değil mi? Hayat belli. Doğum, ölüm, işte yemek, içmek, uyuyoruz, kalkıyoruz. Yağmur yağdı bugün, sonra hava açtı.
Yavaş yavaş soğuyor, kış gelir, kar yağar, bahar gelir, çiçekler açar. O arada kimisi doğar, kimisi ölür. Biz biraz koştururuz, trafikte koştururuz. Efendim, kazanmak için, para kazanmak falan, bunun için koştururuz. Daha fazla olsun isteriz. Efendim, olan şeylerle avunuruz. Birbirimize karşı iftihar ederiz, övünürüz. Benim var diye falan böyle. Ötekisi kıskançlıklar oluşturur. Bakın, hikaye böyle bir şey. Yani hayat nihayetinde baktığımız zaman bu çerçevede bir durum. Ancak şimdi bu halde devam eden bu hayatı biz nasıl algılamamız gerekiyor? Bu hayat neyin nesi? Bunun anlamı ne olabilir? Cümleyi bir daha şöyle kuralım. Doğru olarak yaptığımız ve peşinde koştuğumuz şeyler gerçekten yapılması gereken şeyler midir? Temel'in hikayesi gibi olmasın. Gerçekten peşinde koşmamız gereken şeyler midir? Bu kadar değer yüklediğimiz, bakın, değer yüklediğimiz, önem verdiğimiz, önem atfettiğimiz ablala diplomalarımız mesela, değil mi? Kariyerlerimiz, efendim, bu koşturmaca içerisinde yine çokça kazanmak istediğimiz paralar, yığmalar, böyle yığıntılar falan. Daha olsun, daha fazla olsun, daha fazla olsun diye peşinde koşturduğumuz şeyler. Masumunu söyleyeyim hadi, bunlar biraz can sıkıcı. Bilgilerimiz, bilgi. Bilgi, bilgi. Yani özellikle bu çağın, değil mi, en önemli özelliklerinden birisi işte bilgi çağı olmasından dolayı, bilgiye ulaşımın çok kolay olmasından dolayı bir tuşla yekünler önümüze dökülüyor. Dünyayı şimdi, önümüze seriyoruz. Dünyayı önümüze seriyoruz. Şeyde, fakültede adam da işte bir tefsir ismi falan geçiyor. Ya şuralardaydı diyorum, şunu bir çıkarabilir miyiz falan. Güya ben de kendi şeyinde bir tefsir var, onu çıkartacağım. Bir bakıyorum yanımda genç arkadaşım, meslektaşım, hemen tak 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 küçük bir iPad ve ona yüklenmiş belki yüzlerce, binlerce tefsir anında bulur. Anında, aha buyur da diyor. Gerçekten o mu? O. Sonra aslıyla mukayese ediyoruz. Hakikaten o. Peki bu kadar bilgiye ulaşmanın kolay olduğu, artırmanın mümkün olduğu yerde bilgi artırımı bir değer ve bir gaye olabilir mi? Şöyle diyor Rabbimiz. Meselüllezîne hummilü't-tevrâh sümme lem yahmilûhâ kemeselil-himâr yahmilü-esfârâ. Kitap yüklü merkep diyor. Kitap yüklü merkep. Tevrat'ı yükleniyorlar. Yani bilgi yükleniyorlar ama o bilgi bir imana, bir aksiyona, bir adalete, bir vicdana dönmüyor, dönüşmüyor. Sadece malumat furuş diyebileceğimiz. Yani malumat furuş, ansiklopedik bir şey. Şimdi bakın, bilgiye ulaşmak kötü bir şey mi? Hayır. Bilgi kötü müdür? Hayır, elbette değil. Ama bilginin bir amacı, bir gayesi, bir araç olarak işlevsel bir durumu olması gerekiyor. Diğerlerini ona göre düşünebiliriz. Şimdi tekrar ayet-i kerimeye geldiğimizde اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتْ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Hadi diyelim, daha geniş tutalım. İster bu sözlü olarak ifade edilsin kimileri tarafından, İsterse sözlü ifade değil de yapılan davranışın Rabbimiz tarafından, bakın, tahkiye, dile getirilmesi olarak. Biz, hayat işte burası. Başka ayetlerde de var. Yeriz, içeriz. Allah da buyuruyor. Zerhum ye'kulu ve yetemettau ve yulihimul emel. Bırak yesin içsinler. Hatta onları tuli emel, böyle çok arzular,
oyalayıversin. Ha bir başkasında da şöyle diyor. Onlar şey yapılırken ye'kulun tema te'kulul en'am ve naru mesfel lehum. Yani yiyorlar, içiyorlar. Hayvan gibi yiyorlar diyor ya. Kema te'kulul en'am. Hayvanlar hani onlar da yer, içer. Fakat onun ötesinde bir başka şey olmaz ya. Aynen onun gibi. Ve naru mesfel lehum. Vay ateş beşikleri olsun onların. Bırak onları. Yesinler, içsinler. Ha, bir durumun dile getirilmesidir. Ve ma nahnu bi meb'usin. Biz diriltilecek de değiliz. Belki sorsan, bak böyle birisine birebir sorsan, var mı ahiret? Var. Vardır. Vardır. Yani büyük oranda, ya herhalde var. En azından öyle. Herhalde vardır. Yani herhalde vardır. Olmalıdır. Ya da öyle diyebilirsin. Olmalıdır. Ama peki varmış gibi yaşamak ve var olarak yaşamak, varlığını hissederek, içselleştirerek yaşamak bu yok. Laf aramızda kendi kendime şunu söylüyorum. İyi ki fazla aklım yok diyorum. Fazla aklım yok da dünyanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Üstad Nietzsche öyle demişti, hatırladık mı? Tanrım diyor. Aklımı bütün unsurlarıyla, tüm fonksiyonlarıyla kullanamadığım yerde ne olur? Sorumluluklarımı affet. Ama keyfimi bana bırak. Ama keyfimi bana bırak. Çünkü o yoksa keyif çatmak çok kolay bir şey. Yani istediğiniz gibi keyif alabilirsiniz ama akıl yoksa zaten sorumluluk yok. Sorumluluk yoksa hakikaten insanlıkta ne kalır? Bu ayrı bir şey. Bu ifade hatırlayalım daha yukarıdan. Kaçıncı ayet? 33 müdür? Fazla göremiyorum bu da küçük olduğu için. En yukarıdan ve kâlel mele'u min kavmihi 33'ten itibaren gelen bir şey ve onun üzerinde de bir takım şey peygamberler, burada çok fazla isim vermiyor. Nuh'tan sonra gelen elçiler ve onların söyledikleri, ona karşı kavminin söyledikleri, kavminin duruşu, ahiret noktaya nazarının duruşu ve in huve illa raculin iftara alallahi kezibe ve ma nahnu lehu bimu'minin. Ne diyor orada? Meal belli değil mi? In huve illa racul. Bu öyle bir adam ki, kime diyorlar? Peygamber'e diyorlar, elçiye diyorlar. İftara alallahi kezib. Ya bu Allah'a yalan fatura ediyor. Müşrik peygambere böyle diyor. Bu elçi olduğunu söylüyor ya, mesaj falan. Ya bu yalan söylüyor. Ya bu Allah'a iftira ediyor. Ve ma nahnu lehu bi mu'minin. Vallahi biz buna güvenecek değiliz. Kim kimi ne ile suçluyor? Burada bizim daha önce de konuşmuştuk. Göz ardı ettiğimiz ve de bu mesajların yerli yerinde anlaşılmasına imkan vermeyen durum şu. Hep şöyle düşünüyoruz. Peygamber ateist bir toplumda, tanrı manrı tanımayan bir toplumda geldi. Din, iman asla böyle bir şey yoktu. Aha Mekke'ye gelince zaten bu mev'ude diri diri kız çocuklarını toprağa gömen çok ilkel, böyle taş devrinden mi nereden kalmış böyle ilkel varlıklar. Efendim bunlar da din, iman böyle bir şey, cennet, cehennem, ahiret, Allah hiçbir şey yok. Değil mi? Genel şeyimiz budur. İşte öyle bir yerde Allah peygamber gönderiyor. Halbuki böyle değil. Unutmamamız gereken
bütün peygamberlerin gönderildikleri toplumlar kendi çaplarında dindar toplumlardır. Dinle ilişkili, dinle alakalı dini bir takım düşünceleri, inançları, değerleri, hatta isterseniz doğmada diyebilirsiniz, doğmaları olan toplumlar. Böyle de diyebilirsiniz. Yani mesela muhafazakarlık bu tür toplumların temel niteliğidir. İbadetleri de var. Kendilerine göre ibadetleri var, ritüelleri var. Yani belli bir dünyaları var bunların. Ve bu kavganın zorluğu burada. Bugün, bunu niye söyledim? Bugün işte okuyoruz bu kelamı, okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Bazen şöyle söylüyorum, haksız mıyım bilmiyorum, aşırı bir cümle mi? Bazılarına diyorum ki böyle tanıdık manıdık işte tartıştığımız, ya dua edin bu kitabın söyledikleri doğru çıkmasın. Yani kurtuluşunuz sadece bu kitabın söylediklerinin doğru çıkmamasıyla mümkün. Eğer bu kitap Allah'ın kelamı ve doğru ise, o zaman sizin bu söylediklerinizin karşılığı bellidir. Buna göre belli. Koy bunu buraya. Bir de söylediklerinizi, yaptıklarınızı koyun şöyle. Buna hiçbir ilişkisi yok. Tam tersi, bu kitabın ortadan kaldırmak için geldiği bir takım düşünceler ve inançlar. Ama bu inançlara rağmen evet diyor. Biz de hatta en çok hidayet üzere olan, en doğru yolda olan ve kendi dünyasının ötesindeki sapkın olan böyle bir şey. Burada şunu ya da bunu suçlamak gibi bir şey içerisinde değilim. Böyle bir derdim de yok. Ama yani kendi içerisinde bir çelişkiye düşmemek adına söylüyorum. Vallahi kitabı burada kardeşim. 100 tane meal getirin. 100 tane meal koyun. Evet, yer yer kimi farklılıklar olmakla birlikte ama ana çerçevesi hepsinde aynı olacaktır. Ana çerçeve, temel ilkeler aynı be kardeşim. O zaman madem bu kitap bu anlamda din dediğimizde, özellikle Allah'ın dini, bakın bu Allah, burada konuştuğumuz Allah, Musa'yı da, İsa'yı da, Davud'u da, Süleyman'ı da ve nihayetinde son peygamber Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdiğine iman ettiğimiz, bizi ve bütün bir varlığı yaratan ve yöneten olarak kendisine iman ettiğimiz Allah. Bu kelam onun son konuşmasıdır. Vallahi ben böyle inanıyorum. İmanım bu. Henüz bu imanımı zedeleyecek burada bir şey bulamadım. Sorularım çok net. Son derece net ve açık. Geçen hafta bu saatte haberini aldığım delikanlının gittim namazını kıldırdım, elimde toprağa koydum ve orada oturarak derin derin düşündüm. Allah'ın topraktan gelip tekrar ona döneceksiniz hitabının derin anlamını hissetmeye çalıştım. Ve sonra sordum. İyi ki fazla aklım yok dedim. Hikaye bu. Yolun sonu. Nerede, ne zaman? Bu yolun sonu o ise ki nihayetini orada görüyoruz. O ise o zaman burası ne? Bu hayhuy nedir? Bu kavga niye? Bu çılgınlık niye?
Bu cevaplar, buradaki cevaplar yüreğimi teskin ediyor. Gerçekten aklımı doyuruyor. Bakın aklımı. Aklım doyuyor ve kalbim tıpkı İbrahim'in itminanı gibi, velakin liyatmeinne kalbi, itminanı gibi mutmain. Arkadaşlar, başka bir kaynak buluyorsanız getirin bana. Derde deva bir söz varsa buyurun. Onun için 23 yıllık zaman diliminde Mekke'de başlayıp Medine'de tamamlanan olayların akışı içerisinde parça parça, bölüm bölüm nazil olan ama başından sonuna 23 yıllık konuşmanın hiçbir yerinde en ufak bir çelişki barındırmayan, bütünlüğünü hiç bozmayan, sözün başında, vahyin başlangıcında söylediğiyle sonundaki söylediği birebir aynı yeri ve aynı noktayı vurgulayan bir kitaptan söz ediyoruz. Onun adı Kur'an'dır. Kur'an. Aha bu ilahi kelam. Şurada konuşuyor. Ki olabildiğince buna dayanarak konuşuyoruz. Farkındaysanız. Olabildiğince bunun üzerinden buna dayanarak konuşuyoruz. Ama belki burada dinleyenler çoğu zaman kaçırıyorlar. Kendi kendime, kendi çelişkilerimi bulabiliyorum ya. Çünkü ben insanım. Sözün başlangıcında zihnim bir yere odaklanarak oradan hareketle bir şey söylüyor. Belki oranın o anda esiri de olabiliyorum. Kontrol altına giriyorum. Sonra konuşmanın sürecinde bir başka şey görüyor. Bir başka şey aklıma geliyor. Onun bir bakıma meftunu olabiliyorum. Ve sonra kendi içerisinde çelişki oluşuyor. İnsanız çünkü biz. Ama aha kitap, şu kitapta bak 23 yıl ve parça parça, bölüm bölüm, üstelik havada olan bir konuşma değil, yerde olan, yeryüzüne dair bir konuşma, buraya dair bir konuşma, yerine göre cevap, yerine göre teşvik, yerine göre yönlendirme ve dahası külli bir niyet var. O niyet doğrultusunda bütün bu konuşmalar ve asla çelişkisi yok, tutarsızlığı yok. Yolun başında söylediğini, ortada söylediğini sonunda naksetmiyor. Bu Allah kelam. Ben bunun Allah'ın kelamı olduğuna bütün benliğimle inanıyorum. Sizlerin de öyle olduğuna inanıyorum. O zaman inanıyorsak, aha burada. Mesaj burada, söz burada, din buradadır. Bu cümleyi söyledim diye ya hadisler falan, bu ayrı bir fasıl. Hepsi peygamber, hadis, tarih, bunun etrafında olan şeylerdir. Ama mesele burasıdır. Kaynak burasıdır. Şimdi bugün ne kadar zorlandığımızı yine bu ayet çerçevesinde hepimiz biliyoruz. Biraz böyle tartışmalı konulara girdiğimizde, gündelik tartışmalar en azından, içimizden kimileri şöyle düşünebilir: yahu bu ne karmaşık konu böyle ya, içinden çıkılmaz bir konu. Hatta bazı uyanıklar da şöyle yapıyorlar, kendilerinden sorumluluğu atmak için diyorlar ki, ya falan hoca böyle diyor, Feşbeken hoca da böyle diyor, ötekisi de böyle diyor, ya bu din nasıl bir şey böyle? O öyle diyor, bu böyle diyor, şu şöyle diyor. Vallahi benim de kafam karıştı. Böyle bir de böyle bir şey. Benim de kafam karıştı. Galiba en iyisi bu işten biraz mesafeli olmak. Olabilir. Anamın dinini. Olabilir abicim. Eğer
Allah'ın kurallarını belirlediği bu hayat ve ondan sonraki belirlediği öteki hayatın dışına çıkma imkanımız varsa bırakıp gidelim. Hep beraber gidelim. Falanın öyle demesi, peşbekenin böyle demesi, ne yazık ki benim sorumluluğumu, benim yükümü kaldırmıyor. Ah kaldırsa. Belil insan ala nefsihi basira ve lev elka ma'adira. Ah insan, ah, ne yaptığını bizzat kendisi çok iyi biliyor. Ortaya yığınlarca mazeret atsa ve ileri sürse bile kendisi biliyor. Ve ahirette de diyor, ya eyyühellezine keferu la ta'tezirul yev. Ey Allah yokmuş gibi yaşayanlar, sakın bugün mazeret falan ileri sürmeyin, özür dilemeyin. İnnemâ tüzzemine mâ kuntum ta'melun. Ne yapıp ettiniz, sizin ortaya önünüze koyacağız ve bunun karşılığını bulacaksınız. Özür yok. Özrün geçerli olmadığı bir alandan söz ediyor. Onun için şunun bakın, yani şunun şöyle söylemesi, bunun böyle söylemesi, şunun şuradan çekmesi, bunun buradan çekmesi, bir, öncelikle bizi asla gevşetmemelidir. İki, bu durum kesinlikle bir çaresizlik değildir. Daha da radikal bir dil daha kullanayım. Şurada bulunan hazirun hepimiz. Şu kapıdan içeri girdiğimizde dinle alakalı sıfır noktada olduğumuzu görelim. Yani hiçbir bilgimiz, hiçbir algımız, anlayışımız, hiçbir şey yok. Sıfır. Ve Müslüman olmak istiyoruz ve Müslümanca kalmak, yaşamak istiyoruz. Dahası Allah'a Müslüman olarak kavuşmak, onun yüzüne bakacak bir yüzle gitmek istiyoruz. Bu cümleleri de hasfedin. Şöyle diyeyim. Ya ben bu dünyaya niye geldim? Buradan anlamlı bir hayatı yaşayıp gidebilir miyim? Bunun anlamı nedir bu hayatın? Diye bir soru sorduğumuzu farz edelim. Hiçbir kitap yok, hiçbir bilgi yok. Alın bu kitabı. Alın. Şurada var olanları okuyun. Buranın adamı olun. Sizi temin ederim, kurtulacaksınız. Kurtulacaksınız. Peki diğer bilgilerimiz, mezheplerimiz? Ya bunlar işin daha ayrıntıları, daha detayı, Garnitür, daha teferruatı. Mezhep dediniz de mezhebini biliyor musun? Bu mezhep diyenler mezhebi biliyor mu? Ebu Hanife'yi tanıyor mu? Sünnet diyenler peygamberi ne kadar tanıyorlar ya? Bu kadar sünnet demekle beraber ortada Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını kuşanan, kişiliğini kuşanan, kişiliğini, şahsiyetini kuşanan, dilini dil edilen, vicdanını vicdan edinen kaç Müslüman tanıyorsunuz? Propagandası kolay. Sünnet demek kolay. Peygamber demek kolay. Hadis demek kolay. Aynı şekilde Kur'an demek de kolay. Adamı olmak, adamı. Hiçbir bilgimiz yok ve şu kitap verelim. Tamam. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç tereddütünüz olmasın. Bir takım noktalarda kısır olabilirsiniz. Bir takım noktalarda bilgi bağlamında ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu devam ediyor zaten. Ama şuranın adamı olmak kurtuluş bağlamında yeter de artar bile. Hem yeter hem artar. Bundan eminiz. Onun için peygambere, Allah'ın gönderdiği elçiye, yahu sen Allah'a iftira atıyorsun, yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, bu
bizim var olan yerleşik dinimizle uyuşmuyor bu söylediklerin. Dolayısıyla sana güvenecek değiliz diyen bir zihniyet tüm peygamberlerin gönderildiği dönemde var olmuşlardır. Peygamberin gönderildiği dönemde varsa bugün fazlasıyla ve ziyadesiyle ya. İlahiyat fakültesinde mümin olduğumu anlatmak gibi bir sorumluluk ve görevle karşı karşıyayım. Yani hala arkadaşlar mümin ol, bugün bir arkadaşımız söylüyordu. Lisansüstü bir arkadaşımız. Yani böyle bir şey. Kelamcı bir arkadaşımız var, zaman zaman söyler. Ya ağzındakini söyle diyor. Bana kafir diyeceksin değil mi? De rahatla diyor ya. Kelam profesörü. Çok değerli bir arkadaşımız. Adam gibi böyle yukarıdan aşağı mümin bir adam. Ama karşısındaki öğrenci vallahi kafir diyor ya. Bu olsun. Bu iş böyle bir şey. Bir başkasının bakın kafir demesi de mümin demesi de benim kurtuluşum için yeterli bir şey değil. Benim mümin olmam lazım ya. Acilen hem de. Acilen şimdi mümin olmam gerekiyor. Güvenilir, emin, Allah'a güvenen, Allah'ın da kendisine güvendiği adam olmam gerekiyor benim. O bana güvensin. Bak, bak ne oluyor ondan sonra. Buna karşılık kâle rabbin surni bimâ kezzebun. Ey Rabbim, bunlar beni yalanlıyorlar, böyle diyorlar. Bana yardım eyle. Yani ne demek? Bu duaların karşılığı nedir? Geçen bu hafta içerisinde bir arkadaşımız böyle bir uzunca mesaj, aman Allah'ım böyle bir kitap gibi dua göndermiş. Bunu yazmak, mazmak falan filan bir delikanlı. Duada böyle vardır, sağda solda görürsünüz. Ne diyorlar? Bereket duası diyorlar. Bu Ashab-ı Kehf isimler. Yemliha, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Kazenuş, Kefeşte, Deyyuş, Kıtmir falan böyle bir şey. Yazı. Yazın, asın, basın. Bir sürü şeyler falan. Gönderin 10 kişiye dua. Aynen öyle gelmiş çünkü. Ya düşündüm bu arkadaşa bir şey söylesem darlanır. Söylemesem ona yazık olur. Yani söylemesem bana yazık olur, söylesem ona yazık olur. Neyse dedim ki iyi niyetinden hiç şüphe etmiyorum ama Allah'a ve elçisine iftira etmek gibi bir duruma düşmekten de kaçınmanı tavsiye ederim. Çünkü bu söylediklerinin hiçbir karşılığı yok. Heyecanla aradı. Ya işte dua dedi. İbrahim şöyle dua etti, Musa böyle dua etti, İsa böyle dua etti, falan peygamber böyle dua etti. Biz edersek kabul olur, gelir falan. Geçen derste söyledim. Burada konuşmuştuk. İstismar edilen fakat istismar edildiğinin ötesinde o denli önemli olan bir kavramdır dua. Baştan söyleyeyim. O kadar önemlidir ki ancak o kadar önemli olabilir. Tartışmasız bir şey. Dua dediğimiz olay. Fakat bu kadar önemli bir durum bu oranda istismar konusu yapılmış ve tam tersi bir yerde kullanılıyor. Dua konum bildirimi dedik. Konum. Ben buradayım. Evet. Değil mi? Ben buradayım. Kale Rabbin surni bima kezzebun. Ey Rabbim. Bunlar beni yalanlıyorlar ya. Senden yardım. Yani nusret. Yani dayanma gücü. Yani sen varsın. Beni gönderen. Sana olan derin inancımdan dolayı. Aha buradayım. Ey Rabbi bu bir cevap. Bakın bir talep ama aynı zamanda kendi içinde bir cevaptır bu. Beni sıkıştırıyorlar. Yalancı diyorlar.
Allah'a iftira attın diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. Ben de insanım, etkilenirim. Etkilenmiyorum Allah'ım. Bunların bu noktadaki bana yönelik mütecaviz ifadelerini, efendim nitelemelerinin ötesinde tam da durduğum yerdeyim. Bakın durduğum yerdeyim. Neresi duruyor? Nerede duruyorum? Sen beni nereye gönderdiysen orada. Rabbi canli mukimes salati ve min zürriyeti. Şimdi İbrahim'in bir duası. Ey Rabbim, Rabbi canli mukimes salah ve min zürriyeti. Beni salatı ikame edenlerden ve min zürriyeti, zürriyetimi de böyle olanlardan yap. Ne demek şimdi bu? Allah nasıl yapar? Allah nasıl yapar? Diyelim ki İbrahim çocuklarıyla alakalı nasıl yapar bunu? Kendine koyduğu hedef soracak. Oradayım işte. Aynen o. Salat. Salatın ikamesi. Ben bunu yapacağım Rabbim. Çocuklarımın da böyle yapmasını gerçekten arzu ediyorum. Ve nihayetinde daha sonra inni muhacirun ila Rabbi alıyor eşinin elinden. Ben Rabbime hicret ediyorum diye bulunduğu yerlerden Ur'dan Mekke'ye doğru gelirken aslında bunun hesaplarını, bunun çabasını ortaya koyuyor. Fiili dua yapıyor. En azından işte öyle denmiş. İşte fiili bir dua, kavli dua. Ama sonuç itibariyle bakın dua bir irade beyanıdır aynı zamanda. Bir irade beyanı. Ben buradayım ve burada duruyorum. Yerim burası, konumum burası. Kâle amma kalil le yusbihunne nâdimin. Hiç merak etme ey peygamber. Az bir zaman sonra onlar da ne yaptıklarının farkına varıp derin bir pişmanlık içerisinde olacaklardır. Aradan zaman geçti. Bir takım pozisyonlar oluştu. Fe ahadet humus sayha bil hakkı fecaalnahum gusaen. Bil hak vurgusu çok önemli burada. Yasalarını anlamak bakımından. Çok doğal, yani bizim açımızdan doğal görülen ama sonuçları olan büyük bir ses, bu bir deprem olabilir ya da benzer bir şekilde büyük bir sesle, sayhayla yok olup gittiler. İsterseniz bunu, o büyük sayhayı, ölüm meleğinin sayhası deyin. İsterseniz bir deprem uğultusu deyin. İsterseniz büyük bir kasırga deyin. Bir tsunami deyin. Hepsini diyebilirsiniz. Hiç anlamı yok. O da olabilir. Bunun hepsi mümkün. Ama sonuç itibariyle bakın, sonuç olarak hepsi yok olup gittiler. Bilhak, onlara özel olarak o anda tırnak içerisinde anlık cezalandırma olayı değil. Süreçler dahilinde, bilhak bu, süreçler dahilinde yok olup gittiler. Fecealnâhum gusâ. Biz onları gusâ, selin arkada bıraktı, çör çöp gibi bir hale getirdik. Mezarı kazarken kemikler çıktı. Demek çok eskiymiş. Toprağa yanıp kemik işte. Baktım. Birisinin kemikleriydi bu. Koyalım mı? Koyun dedi. Ne olacak? Toprağın içerisinde koyun. Bu kadar. O kemiklerin sahibin muhtemeldir ki köyde yıkık dökük evler var böyle. Onları yapanlar olabilir. Yıkık dökük, harabeye dönmüş evler, kurumuş ağaçlar, bostanlar, yıkılmış duvarlar, bi'run muattaleh ve kasrin meşid diyor Kur'an buna. Kurumuş, dolmuş kuyular, suyu kalmamış kuyular. Hikaye böyle bir hikaye. Gusâen. Febûden lil kavmi zalimin. İlginç bir ifadedir. Febûden lil kavmi zalimin. Ah
o zalim toplumlar. Zalim. Neydi zulüm? Vad'u şey'i fi gayri mavdihi. Bir şeyi kendine ait olmayan bir yere koymak. En genel şeyi bu. Yazıklar olsun onlara. Gözden boğut, uzak, gözden uzak olsunlar. Boğut, mesela lanet de aynı anlama geliyor. Lanet, el-boğdu min rahmetillah demek. Allah'ın rahmetinden uzak olmak anlamında. Bunu mesela daha şey olarak, gözüme gözükmesinler derseniz yanlış bir tercüme olmaz. Feboğden lil kavmi zalimin. Şu zalimler var ya, gözüme gözükmesinler. Onun için hep şunu söylerim. Bu riba ile ilgili ayeti kerimenin sonunda, yani faizle ilgili Bakara suresindeki ayetin sonunda ribayı bırakın, o işlerden vazgeçin. La tazlimune ve la tuzlemun der. Ne zalim olun ne de mazlum. Ne zalim ne mazlum. Şey olarak, ilkesel olarak zalim olmak olmadığı gibi, olmamak gerektiği gibi mazlum olmak da iş değil. Yani niye mazlum olalım ki? Fakat öyle bir ortam ve durum olabilir ki ikisinden birisini tercih etmek durumunda kalabiliriz. Mümkün. Tercihimiz nettir ve bellidir. Zalim olmaktansa şimdilik mazlum olmayı yeğleriz. Mazlumluğu teşvik etmiyoruz. Asla. Ama zalim olmamayı, asla zalim olmamanın altını çizmemiz gerekiyor. Asla zalim olmamak. Bir başkasının zalim olması bizim zulmümüzün meşru sebebi olamaz. Ötekisinin zalim olması bizim de ona mukabil zalim olmamızı meşrulaştırmaz. Dikkat ederseniz büyük oranda böyle bir şeye gidiyoruz. Alabora. Ya zalim adam diyor bu ya. Yani diyelim işvereni, amiri, komşusu, öğretmeni, kocası, hocası, eşi, alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Zalim birisi. O zalim ya. Zalim ama bu. Zalim. Ne yapalım şimdi buna? Ya bu zalime ne yapalım? Zalime bir şeyler yapmak için yeni bir zalim olmaya gerek yok. O zaman zaten farkı kalmıyor insanın. Onun için zalimler, bunlar gözden uzak olsunlar. Şu ayetleri tamamlayalım bu bölümü. Sümme enşe'na min ba'dihim kurunen aharin. Hayat hep böyle. Onların arkasından başka uygarlıklar inşa ettik. Vurgulara dikkat ediyorsak biz yaptık diyor. Hep biz. Fail-i muhtar deriz buna. Fail-i muhtar. Mutlak fail Allah. Oluyor bütün. Hayatın bütün şeyinde. Biz yaptık. Melikiyet değil. Hiç bunu şöyle de okuyabilirsiniz. Bu gelip gitmeler, bu yeni uygarlıklar, çağdaş uygarlıklar cümlesi bizim kontrolümüz dışında değildir. Bilgimiz dışında değildir. Her şeyin farkındayız. Ve her şey bizim o yönettiği o alan içerisinde olmaktadır. Buradan hareketle bize rağmen bir şey olmaz demek. İşte bunun adı değerli dostlarım tevhid. Tevhid. Her yerde, her durumda, her halükarda Allah'ı görüyormuşçasına olmak, farkında olmak. Tevhid. Ve onsuz yaşamamak. Neresinde hayatın olursak olalım, dünyanın neresinde, zamanın neresinde, her bir yerde. Bu dil bize hep bunu anlatır. Tevhid. Biz inşa ettik. Başka
zannedersin ki lafız olarak bakınca böyle bir inşaat şeyi gibi geldi. Yeni bir uygarlık yapayım size de bir görün. Bu değil. Tüm olup bitenler süreç bağlamında hepsi bizim kontrolümüz altında gerçekleşmektedir. Kendisine nispet ediyor. Bu tabi kelami başka tartışmalara doğurmuştur. Oraya girmenin anlamı yok. Ama şunu söylüyor mesela bir başka ayette. Bismillah. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Ey peygamber sakın. Sakın o zalimlerin yapıp ettikleri şeyler karşısında Allah'ın habersiz, gafil olduğunu asla düşünme. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Onları korkudan gözlerin kendi yuvalarından fırlayacak olan o güne tehir etmekte, ertelemektedir. Sakın. Sakın. Hiçbir zalimin yaptığı asla yanına kar kalmayacaktır. Ne mahalli, ne ulusal, ne uluslararası. Ne bir lobi halinde, ne bireysel bağlamda hiçbir zalimin yaptığı asla yanına kar kalmayacak. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Çünkü biz diyor Rabbimiz ya. Biz azimüşşan. Her şey kontrol altında. Vesselam, ikinci bölümde devam edelim. Bazı yeni gelen arkadaşlarımız bu fasılla dersin bittiğini düşünüyorlar. 10 dakikalık bir çay, 10 dakika sonra bir bu kadar daha. Esselam. Thank you.
Bir kaşık koyalım.
elastikiyet var ya. Yani zamanında demiş mesela. Ne? Tam yeri ve zamanında demiş. Evet. Yani, bir şey. Hazreti Tumu'da işlerini bitirdi diye çevirmiş. Kim? Mustafa Hoca. Hazreti Tumu sayhatu, korkunç bir deprem onların işlerini bitirdi. Bilhak tam yeri ve zamanında. Şey mi? Aha, Mustafa Öztürk'ün. Biraz daha. Şey ama yok yani o bir kısım vurdu biraz sonra gelecek ayetlere çok bağlanmış yani yerinde o zamanında olması gerçekten bu anda onlara güzel bir demek üzerinde bir cezalandırma değil sonuç itibariyle bir cezadır. Onlara yönelik özel bir cezalandırma çünkü bu bu dünyanın insanı olması. Yani o şeye, kurallar dahilinde bu yoldan gidiyorlarsa sonunda düşecekleri yer orasıdır. O büyük zelzelelerle öyle masum mazlum insanlarla bir şey yapacaksınız. O zaman açıklayamayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 43. ayetten devam ediyoruz. Burada Cenab-ı Allah şöyle diyor: "Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yestahirun." Bir ümmetin eceli süresi ne öne alınabilir ne de geciktirilebilir. Burada belki hani ecel üzerinde durmamız gerekebilir. Ecel ne demek? Bizim bildiğimiz işte ecel midir yoksa Cenab-ı Allah'ın işte helakle ilgili mesela hükümlerini dahilinde olan bir kurallar bütünü müdür? Ecelden ne anlamamız gerekiyor? Kişinin de eceli yine kurallar dahilinde olarak tükettiği hayatı mıdır yoksa farklı bir şey midir? Nereden? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burayı yani 43. ayeti yerli yerine oturtmak için 41'deki fe ahazethumus sayhatu bil hak aslında ayet geçerken vurgu yaptım. Yani hatırlayanlar onu orada vurgu yaptı. O da şu: Allah'ım İsrail'i kahreyle. Allah'ım şu zalimler var ya, bu zalimler güruhunun hepsinin felaketini artır ve helak eyle. Kökünü kurut bakın. Bunlar dualar.
Allah'ın böyle bir yasası var mı? Talep yasaya uygun olmalıdır. Talep yasaya uygun olmalıdır. Allah'ı kıyamete zorlamanın hiçbir anlamı yok. Ya da felsefi ifade neydi? Tanrı'yı kıyamete zorlamanın bir anlamı yok. Boş bir iş. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Allah'ı bir takım şeylere mecbur ve mahkum edip tabi olan ittiba eden bir konuma asla düşürülmemelidir. Allah'ın her yerde ve her durumda koyduğu, işlettiği ve hiçbir şekilde cümlelerimi seçiyorum. Bunların nereye ne anlam verdiğinin farkındayım. Hiçbir şekilde esnetmediği ve değiştirmediği yasaları vardır. Bu yasaları ne peygamberin hatırına ne de ötekinin inadına değiştirmiyor. Dikkat edin, bu onun Allah olmasının sonucudur. Mesele de budur. Tabii. Bütün mesele bu. Buna muktedir olmakla birlikte kudretini ve gücünü ilkelerle sınırlandırmak, işte Allah'a ait olan temel vasıfıdır. Eğer sufilerin naklettiği bir rivayette tahallaku bi ahlakillah ve tahallaku bi ahlaki rasulillah, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın vurgusunu Kur'an-ı Kerim'deki velillahil meselul a'la, meselul a'la, yüce model Allah'a aittir ayetini de bu çerçevede anlamaya çalışırsak, o zaman bunların bütününden şu dersi, ilkeyi çıkarmak ve bunu yol edinmek durumundayız. Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım. İşte bu Müslümanca bir durum değil. İlkelerim şu, yasa bu. Verdiğim söz, bakın yasa böyle bir şey. Verdiğim söz bu. Kim olursa olsun. Bu sözü bozabilir miyim? Teorik olarak bozabilirim. Ya da benim açımdan söylüyorum. İmkan olarak bozarım. Ve öyle bir pozisyonda olurum ki ben bunu bozduğum zaman da karşımdakiler ya niye bozdun diyemezler. Hatta korkularından ya burada böyle bir tokat attı. Buna itiraz edersek daha büyük tokatlar atar. Böyle bir pozisyonda, değil mi? Olabilir. Ama Allah o. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi. Ne dediyse o. Şimdi feahadetumus sayhatu bilhak, özellikle bilhak vurgusu helak olan diyelim, yok olup giden, çöp olup giden toplumlarla alakalı olarak özel bir, bakın özel, onlara mahsus bir ceza yolunu izlemediğinin ifadesidir Rabbimizin. Peki nasıl bir şey bu? Tarihi seyir böyledir. Onun için geniş tutmaya çalıştım ayeti şey yaparken. İster bir deprem deyin, ister ölüm çığlığı deyin. Yani Azrail'in çığlığı dedik ya, çığlığı deyin, ister bir rüzgar deyin, ister yoldan giderken yukarıdan kafasına tuğla düştü deyin, ne derseniz deyin ama sonuç itibariyle bu bir sonuç. Arkadan daha sonraki okulan bir sonuç. Baksana çöp çöp olup gittiler. Ama o peygamberin hatırına Allah, vay siz
böyle yaptınız, sizin şöyle bir tepinize ineyim demez. O zaman Allah kendi yarattığı insanla savaşır hale gelir. Buna da gerek yok. Bizim Rabbimiz kun feyekun. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Ya da bir başka ayetten ve mâ emruna illâ vâhide ke lemhim bil basar. Bizim varlıkla alakalı, yönetimle alakalı emrimiz, irademiz şudur. İlla vah kelem hem bil basar. Göz açıp kapayıncaya kadar. Ve lekad ehlekna eşyaakum. Bunların benzerlerini, niceleri helak ettik. Ne demek helak ettik? Aha yoklar işte. Bu helak biraz şuna benziyor. Her ne kadar ölüm var diyor ise de zihniyet olarak ölmeyecekmiş gibi davranan ma leküm min zeval, bize zeval yoktur diyen, meydan okuyan, şunu hatırlarsınız, bin yıl sürecek cümlesini değil mi? Çok çağrıştırıcı olur. Bin yıllar sürecek. Ebed müddet olarak, mesela Osmanlı Devleti'ne ebed müddet diyor, öyle mi? Hani? Devlete ebed müddet nerede? Şimdi bakın, zihniyet olarak bu şekilde yok olmayacakmış gibi düşünen, aslında görüyor, yok oluyor ama zihniyet, bakın algı, ve böyle iddia eden toplumlar, uygarlıklar, kişiler, kurumlar yerlerinde yerler esiyor. Aha helak. Helak. Taş yağması gerekmiyor. Taş yağması gerek. Çünkü bu yasa, böyle bir yasası yok Rabbimizin. Velikulli ümmetin talep. Ha, bu akşamın dersi bu diyorsun, olsun. Talep doğru. Talep yasaya uygun olmalıdır. Yani talep yasaya, bu ilkesel bir şey değil midir? Çok doğal, çok tabii bir şey. Talep yasaya uygun olmalıdır. Ve Allah Teala yasasını değiştirmiyor. Şimdi bu biraz hemen kenardan bir okuyucu için Kur'an-ı Kerim'deki usuflar bağlamında şaşırtıcı olabilir. Çünkü böyle küçük anekdotlar şeklinde aktarıyor, dikkat ederseniz değil mi? Parça parça, ne diyoruz ona? Fragmanlar halinde. Küçük küçük fragman halinde anlatıyor. Geldiler, Ad geldi, Semud geldi. Efendim şöyle şöyle yaptılar. Sonra helak olup gittiler. Koca bir tarih iki cümlenin arasına giriyor. Şimdi bu dil beraberinde bir de güçlü bir Allah vurgusu var ya bizde. Birlikte düşününce, ya geldiler, Allah dedik şöyle yapın, yapmadılar. Vurdu tokatı, yerin dibine batırdı gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Tarih her zaman kendi yasaları üzerinde cereyan ediyor. Kendi yasaları derken, yani Allah'ın koyduğu temel yasalar ve ilkeler. Ha, bu toplumsal şeyler sünnetullah deniyor ve bunlar değişmiyor. Onun için şimdi bu ayeti kerime, yani 43. ayeti, o ayeti de düşünerek birlikte. Buyurun. Harika. Yok. O da buna tabi. Şimdi ona girmeyelim de şey yapayım, atıf yapayım. Siz okumayı seversiniz. Evet. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Bismillahirrahmanirrahim. Mikail Bayram, Profesör Mikail Bayram risale halinde çıktı. Şahsen bir noktada itirazım var ama genel olarak makul olan bir şeydir, okuma biçimidir. Tasvirdir orada, bir tasvir. Nasıl bir tasvir? Evet,
Ya orada bir şey var. Yanmalar, patlamalar var. Bir volkanik patlamalar var. Volkanik patlamalarla yaralanan, ölen, kaçan, bakın kaçanlar da var. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ve üzerlerinde orada geriye kalmış leşler, kuşların didik didik ettiği, kaçırdığı, düşürdüğü bir tablo. Ama konuyu değiştirmeyelim ya, ama şuna işaret edeyim, bir başka zaman konuşuruz. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Bilinen bir olay. Resulullah'ın doğumundan 52 gün kadar önce olmuş. O olayı bu ayetle nazil olduğunda tanıkları var. Tam orada. Allah şöyle diyor. Nasıl yaptık be? Ama şunu sormuyor. Elem tera mâzâ fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Ne yaptı demiyor. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı diyor. Keyfe. Bu sadece orayla alakalı değil. Geçen bir dersimizde konuşmuştuk. Yağmur yağıyor. Biz yağmur yağıyor diyoruz. Nasıl indiriyoruz be? Deveye bakıyoruz. Fakat efelem yanzuru ilel ibili keyfe hulikat. Bakmıyorlar mı onlar? Deve keyfe hulikat. Keyfe. Oturup da devenin anatomik yapısını incelemeyi değil. Keyfe hulikat. Nasıl bir yaratılış ya Rabbi? Ve ile sema keyfe rufiat. Bir baksana nasıl yükseltilmiş. Algı, okuma biçimi, okuma tarzı. Tamam. Bütünüyle okuma böyledir. Ya da şöyle diyelim. Aslında bu Kur'an'ın bütünü için geçerlidir. Burada bir hayat yaşanıyor şu anda. Değil mi? Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Şurada hemen yanı başımızda Halep'te bir mezbaha gibi çalışıyor şu anda orası. Bir mezbaha gibi. Onun da bir usulü, doğru söylüyorsun. Onun da bir ahlakı var. Onun da bir usulü var. Dünyanın hemen her tarafında bakıyoruz, görmüyoruz. Baktığımız zaman bizim gözümüze bir kibrit çöpü saplanmış, ondan başkasını görmüyoruz. Baksana kavgalarımıza. Kibrit çöpü. Kibrit çöpünü uzaklaştırarak yukarıya doğru, daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıdan bakıldığı zaman nasıl gözüküyor bu dünya? Allah'tan yana bir bakışla bakıldığı zaman nasıl gözüküyor bu dünya? Bir örnek. Bugün yine arkadaşlarla dersimizde ve fakültede geçmişti. Bir kabile Mekke'de, bir kabile, sadece bir kabile, birisi başlatıyor, toplam örneği 5'i 6'yı geçmiyor. Mev'ude, diri diri toprağa gömülen kız çocuğu meselesi sadece bir kabilede gerçekleşiyor ve toplamı, tekrar söyleyeyim, 5-6'yı geçmiyor vaka olarak. Ama oradan bakınca böyle gözükmüyor. Ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyi zemmin kutilet. Mev'ude sanki şöyle tasvir edin. Gel bakalım kızım. Gel bakalım şu huzuruma. Ve konuş. Hangi günahından dolayı seni öldürdüler ya? O kadar bunu teşmil eder ki Kur'an. Sanki yeryüzünde bütünüyle bu cinayet işleniyormuş gibi. Bak tekrar söylüyorum. İşlenecekmiş bugün olduğu gibi. Elbette, ama o gün için bağlamında bir kabiledir bu. Ve bir kabile
4-5 ya da 5-6 tane örnekten fazlası yok. Bir takım kaygılardır hiç şüphesiz. Ama sonuç itibariyle bir kız çocuğunun diri diri toprağa gömülmesi gibi bir vak'a var ortada. Ya ne olacak ki bir tane? Hadi bir iki kişi yanlış yapmış demiyor Kur'an. Oradan bakınca böyle gözükmüyor. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan herhangi birisine müjde kız çocuğun var denildiği zaman yüzü kas katı kesiliyor ve öfkeden kuduruyor. Başlıyor düşünmeye. Ne yapayım diyor bunu. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Ya bunu hor hakir aşağılanmış bir şekilde elimin altında mı tutayım yoksa toprağın bağrına mı gömeyim? Ela sa'ema yahkumun. Ya aklı başında olanlar. Bu nasıl bir kötü hüküm? Bu bir kişidir, iki kişidir, beş kişidir nihayetinde. Bütün toplum böyle değil. Bakın okuma biçimi bu. Şimdi bu nasıl bir şey oluşturuyor? Nihayet daha sonraki süreçlere bakın. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hem kendisi hem de oluşturduğu neslin özelliğine bakın. Kendi ifadeleri de böyle hatırlayalım. Doğusunda birisinin ayağına diken batıyor. Batısındayken en diğer tarafında uç noktasında acı duymuyorsa bizden değildir diyor peygamber. Yeryüzü yürek oluyor. Her bir yerdeki acı o yüreği yaralıyor, o yüreği dertlendiriyor, yeryüzü oluyor. Böyle bir yürek oluşturuyor Kur'an. Onun için burada yığınlarca olay var. Şimdi mesela bugün Kur'an nazil olsa, ah ne ayetlerle karşılaşırız bir bilseniz, ne ayetler. Araf suresindeki tarihsel rivayetler Bel'am İbni Bağura'ya işaret ediyor. Ama Kur'an onlara bağlı değildir. Kendisine ayet verdiğimiz ve fenselaha minha o ayetlerden, yani ayet verdiğimiz derken bilgili, bilen, farkında olan sıyrılmış o ayetlerden üzerinden çıkmış, sıyrılmış onun dışına çıkmış. Fenselaha minha فَاَتْبَاهُ şeytan, şeytan kendisine tabi kılmış. Bir adam. Dine karşı din. Bir dönem. Bugün mesela ne ilginç ayetler olur bilseniz ya. Hiç de böyle düşünmedik diyeceğiz bakın. Hiç de böyle düşünmedik. Ya hiç de buradan bakmadık. Allah Allah. Buradan hiç bakamadık biz. Böyle diyeceğiz. Meğer bu konunun bir de böyle bir boyutu varmış. Ve asıl boyut orası. Gerçek boyut orası. Biz oradan bakamamışız. Asgari ücretin ne anlama geldiğine biz oradan bakmadık mesela. Fakir, yoksul, kadın, erkek ilişkileri. Hangisine oradan baktık ki? Hangisine? İnsanı bir tüketim malzemesi haline getirdiğimizde oradan bakmadık. Tüketim malzemesi, tüketilen bir şey, şey, eşya haline getir. Bakmadık biz oradan. Bakış açısı kardeşler, Müslümanlık burada başlıyor. Değilse ritüel ibadetlerin sayısını artırmak, yeminle söylüyorum, bizi Müslüman kılmıyor. Kılmıyor. Kendimiz için aldatıcı bir şey olarak kullanabiliriz bunu. Tatmin unsuru olarak kullanabiliriz. Kabul edelim ki tatmini herkes bir yoldan buluyor kendisine. Sayıyı artırmak değil, zihni inşa etmek, zihin, bakış açısı, bakış, algı, bunu inşa etmek. Müslümanlık burada, kişilik burada, iffet burada, edep burada, ahlak burada. Rabbimiz bize
başörtüsünü emretmeden önce takva elbisesini emretti. Ve libasu takva zalike hayır buyurdu. Takva elbisesi. Ah hayır olan budur dedi. Takva. Takva burada. Et takva hauna burada. Toparlayayım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in okuma biçimi, bakın biçim, nasıllık. Nasıllık dediğiniz şey, biz buna tasviri bir dil diyoruz. Tasavvur oluşturmak için. Ve neydi diğeri? Ona değer yüklüyor. Nihayetinde bizim katımızda bunun karşılığı budur anlamında bir şey. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yesteahirun. Her bir toplumun, ümmet, yani bir inanç üzere olan her bir toplumun, uygarlığın, dini hayatın, algının kendine ait süreçleri olan şeyin bir yasası var. Ecel yasası var. Aha bu değişmiyor. Ne ileri ne geri. Ne demek ecel yasası? Ecel, şahsen benim anlayabildiğim ve anlatmaya çalıştığım tabii süreç için adıdır. Tabii süreç. Sonuç değil. Tabii nihayetinde o süreç tamamlanınca bitiyor. Ecel sonu değil, sürecin adıdır. Bu derin kelami bir tartışmadır. Ama benim okumalarım beni buraya götürdü. Allahu alem. Ne demek sürecin adı? İster insan hayatında, ister toplumların hayatında olsun, Rabbimizin koyduğu bir takım yasalar var. Bu yasalara uygun davranıldığı zaman gidebilecek yeri bellidir. Bu yasalara aykırı davranıldığı zaman gidecek süreçler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ama ecelin bir de şöyle bir çağrıştırıcılığı var burada sonuç itibariyle. Bu dünyada her başlangıcı olan şeyin kesinlikle bir sonu vardır. Allah'ın eceli yoktur. Mahlukun bir eceli vardır. Mahluk dediğimiz insan, o insanların oluşturduğu, yaptığı ev, daire, apartman, konut, cami, kilise, köprü, diktiği ağaç, değil mi? Oluşturduğu bahçe, dünya topyekün, bakın bütünü başlangıcı olduğu için kesinlikle sonu vardır. 2002 yıllarındaydı. İlginç bir arkadaşımız, Umre'ye gitmiştik. Böyle iddiaları fazla olan bir arkadaştı, bir iş adamı. Amerika'nın sonu ne olacak dedi. Ne olacak, yıkılacak dedim ya. Çok doğal bir şekilde yani yıkılacak. bu Amerika rüya. Yok dedim. Bu rüya zaten. Yani bu rüyanın bir uyanması olacaktır. Ne zaman? Ha. Bize bağlı. Bize bağlı. Yani biraz daha doğrusu onlara bağlı. Bize de var ama şimdi Trump'la ne olur bilmiyorum. Biraz onlara bağlı. Nasıl bir şey? Ya toplumların bir arada bulunması ve bir arada bir hayatı sürdürmesinin belirli yasal dayanakları ve dengeleri var. Bu dengelerde özgürlük var, güvenlik var, ekmek güvenlik dengesi, ki bu sosyolojik olarak son derece önemlidir. Abiler, ekmek, pardon, güvenlik ekmeği geçerse, önüne geçerse, güvenlik endişeleri, korunma endişesi, ekmek azalmaya başlar. Ekmek azaldığı zaman da içerideki mahallenin evlatları başlar homurdanmaya, birbirlerini tüketmeye başlar. Çünkü güvenliği ön plana çıkardığınız zaman, koruma şeyini, bu bir tehlike ve sürekli bir tehdit ve tehlike olarak bakılıyor. Ve her şey ona göre ayarlanıyor.
Ve ona göre ayarlanmaya başlayınca tüketme şeyine girersiniz. Doğal bir şekilde tüketiyorsunuz. Aklınızı tüketiyorsunuz. Güveninizi tüketiyorsunuz. Aradaki emniyeti tüketiyorsunuz falan. Bir sürü şeyler. Üretiminizi önemli oranda zihinsel olarak tüketiyorsunuz. Nihayetinde paranoyak bir toplum haline geliyor. Paranoyak oluyor yani. 11 Eylül böyle bir şeydi mesela. Bu bitecek kardeşim. Bu tükenecektir. Yani bunun amacı mı yok? Ha, biraz uzatılabilir mi? Tamamen yöneticileriyle alakalı. Ama bu müebbeden sürdürülür bir şey değildir. İnsan hayatı da böyledir nihayetinde. Kendi ecelimiz için de böyledir. Doğal seyrinde tüketme imkanımız olduğu gibi erkenden bu işi tüketebiliriz. Faturasını kesinlikle Allah'a çıkarmayalım. İş böyle bir şey. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yestakhirun. Cevdet Said, Suriyeli düşünür. Onun bir ayet üzerine bir kitabı vardır. Bu konuyla alakalı. Bilen arkadaşlarımız bilirler. O da اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِكَوْمْ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir toplum kendi içlerinde olan şeyi değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez ayet üzerine. Toplumsal yasaların toplumsal değişimin yasaları bu isimle çok güzel bir kitaptır. Arkadaşlarımız okuyanlar okumayanlara tavsiye edebilirler. Evet, Rahat 11. Yani bir ayet bağlamında bütünüyle bu çerçevede suhuletle zaman zaman geliyor. Verdi. Geçen yıl Cevdet Said buraya bu vakıfta bir Suriye ile alakalı bir şeye katı. Suriye ile ilgili tezlere katılmıyorum ama. Bismillah. Sümme arsenne rusulena tetra. Daha sonra peş peşe elçiler gönderdik. Kullema ca'e umme rasuluha. Her bir topluma bir elçi gelince kezzebuhu. Hemen yalanladılar. Fe'etba'na ba'dahum ba'dan. Ve biz yasalarımızı kesintisiz bir şekilde onlarla alakalı olarak da uyguladık ve tükenişleri peş peşe gittiler. Ve ce'annâhum hadis. Çok duygusal bir ifade bu. وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثِ Ve biz sonraki kuşaklar için onların her birerlerini bir efsane, menkibe, tarihsel bir enkaz, bir mitoloji. Mesela Ad'la ilgili anlatırken men eşeddu minna kuvve diye tavsif ediliyor. Bizden daha güçlü kim var? Ad böyle diyor. Bizden daha güçlü. Ad kavmini bilen var mı? Gören? İyi ki Kur'an-ı Kerim böyle bir hadis olarak aktarıyor da o da Mekke üzerinden aktarıyor, haberdar olduk. Kur'an'da böyle bir şey geçmemiş olsaydı duyacak mıydık? Kaldı ki burada söz edilmediği halde daha nice nice uygarlıklar, men eşeddü minna kuvve, bizden daha güçlü kim vardır diyen ne firavunlar, ne nemrutlar, ne karunlar, ne hamanlar gelip geçti. Geride bir şey yok. Geçen yıl Asır suresiyle ilgili bir şeyde bulunmuştum burada. Zamanla alakalı. Asır, hatırlayan vardır herhalde. Akif'in mealini okudum. Sonra dedim ki bunu şöyle de anlamak mümkün. Vel asır. İnnel insan lefi husur. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Zaman dile gelse de konuşsa. Evet, zaman dile geliyor ve konuşuyor. Ve diyor ki
bu ayetler bağlamında. İçimden gelip geçen, kendisini kuşattığım her bir insan, her bir toplum kesinlikle kaybetti. Husur, zarar etti, kaybetti. Ne ki gerçekten iman eden, imanlarına yaraşır salihatı işleyen ve hak, adalet üzere bir sabit-i kadem olan ve burada sebat edenler, sadece onlar kazandı. Zaman bize bunu söylüyor. Şu anda bunları konuşurken dikkat ederseniz zihnimiz şöyle bir şey içerisinde. Vay be, zavallılar gelmişler ve geçmişler. Gelecekleri de bilmediğimize göre herhalde biz öyle değiliz ya. Zavallılar ya, ne zavallı adamlarmış. Ad, Semud, gelmiş geçmişler, helak olmuşlar. Vay vay vay, tükenmişler. Biraz bizimkiler de öyle, Osmanlı falan filan, geçmiş tükenmiş. Gelecek de zaten ne zaman gelecek o da belli değil ama biz ve bizden bir asır sonra burada hiç kimse olmayacak, bundan eminim. Yaş ortalamamıza bakınca küçük ablalarımız var. Allah onlara sağlık, afiyet versin. Ama biraz daha olsun hadi. Ama benim olmayacağımdan eminim. Ecel böyle bir şey. Kanun bu. Ve buradaki tüm çığlıklarımız bir tek o biliyor. O kaydediyor. Onun ötesinde kaybolup gidiyor. Farkında mıyız? Cüneyt Hoca'nın başlangıçta sormuş olduğu sorunun cevabını şimdi geldi. zaman bizi öldürmüyor. Yani bir zamanı farkında olmadığımız için kaybediyoruz. Evet. Bu kaybediyoruz. Bizim söylediklerimiz, burada anlattıklarımız, yapıp ettiğimiz büyük inşaatlarımız, abiler, devasa işlerimiz hiç olmamış gibi olacak. Ama bir daha Rabbimize teşekkür edelim, hamd edelim, şükredelim ki aldığımız her bir nefeste düşündüğümüz, ikrar ettiğimiz o düşünce, o inanç kayıt altına alınıyor ve zayi olmak yok diyor bizde. Onun da zayi olmuyor. Yoksa tarihin çöp yığını haline geliyoruz. Şu anlamda çöp yığını. Bizden sonra gelenlerin bakışı bağlamında. Bizden öncekilerini gördüğümüz gibi. Ve cealnâhum ahadîs. Onların arkalarına böyle bir hikaye, menkıbe, efsane gibi şeyler oldular. Aha bir daha. Febu'den li kavmin la yu'minun. Evet, bana güvenmeyenleri gözüm görmesin. Tamam. Bana hala güvenmiyorsa la yu'minun. Gözüm görmesin onları. Benden uzak olsunlar. Çünkü başka bir hakikat yok ki burada. Ol mahiler ki derya içindedirler. Deryayı bilmezler. Allah'ın denizinde Allah'tan uzak kaldık diyor Mevlana'ya. Böyle bir şey. Allah'ın denizinde Allah'tan uzak. Bana güvenmeyenler, bakın bütün mesele bu güven. Güvenmeyenler gözüme gözükmesinler. Sümme arsenne Musa ve ahahu Harun bi ayatina ve sultanin mubin. Daha sonra arkasından Musa kardeşi Harun bizim ayetlerimizle ve sultanin mubin onları ilzam eden apaçık delillerle, apaçık vurgularla akılları tahrik eden, ha şey öyle diyor biliyorsunuz. İkbal, Muhammed İkbal Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken böyle diyor. Zihni tahrik eden kitap diyor.
zihni tahrik eden kitap. Tanımı böyle İkbal'in. Musa da kardeşi Harun'la birlikte ve Sultan-ı Mübin zihinleri tahrik eden, ilzam eden, bakın izzat, sultan kelimesine bu. İlzam. Yani söz bitiyor. Musa Harun öyle bir şey söylüyor ki, ya söz bitiyor. Ne diyeceksin şimdi? Ama tabii bunu klasik tefsirimiz mucizeye bağlamış, mucizeler olarak okumuştur. İlâ Firavun ve meleyhi, bu Musa ve Harun, Firavun ve onun azgın çevresine gönderildi. Festek baru. Bekânû kavmen âlin. Evet, büyüklendi, kibirlendiler. Ve nihayetinde burunlarından kıl aldırmayan adamlar olarak karşımıza çıktılar. Aşağılayan. Fekalu enu'minu lebeşereyn mislina ve kavmuhuma lena abidun. Ya biz bu İsrailoğullarını, o halkı ne güzel böyle köleliğe alıştırmış, kendimize kulu kurban yapmışken, sistemi iyi kurmuşken, o ehram, hani var ya Mısır'daki piramit işçileri, bunları ne güzel kendimize böyle köle, kulu kurban yapmışken, ya iki beşer işte, bunlara mı biz tabi olacağız, iman edeceğiz? Fekezzebuhuma, o ikisini yalanladılar. Fekânû minel muhlekin, onlar da nihayetinde yok olmaktan kurtulamadılar. Ve lekad âtînâ Musa'l kitâb leallehum mihtedun. Biz Musa'ya, evet, kitap, ilahi mesaj, ilahi söz, yol gösterici düsturlar lütfettik. Leallehum mihtedun. Belki bunu düşünürler, hatırlarlar ve gerçek olan, doğru olan yolu bulurlar. Ve cealne ibne Maryem'e ve ummehu aye ve aveynâhuma ila rabbetin zâti kararin ve ma'in. Burada bitiriyorum. Cüneyt bakıyor bana. Şimdi burası dalmasın, dalmayacağım. Aynı şekilde İbn-i Maryem ve ummehu, bu çok hoş bir ifadedir. İsa diyecek de Meryem'in oğlu. Meryem'in oğlu ve annesi. Meryem'in oğlu ve annesi. Bakın. Abi çok yakın ya. Çok iyi biliyoruz zaten. Şu Meryem'in oğlu ve annesi de var ya. Evet, her ikisini de aye, bir işaret. Ne üzerine bir işaret? Bugün yine fakültede bilvesiyle arkadaşlarla konuşurken derste bu fasıl geçti. Daha sonra fazlasıyla gelir ama burada yine paylaşayım, öylece tamamlayalım. Meryem'in oğlu ve Meryem, her ikisi de ayettir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in oğlu ve Meryem'in yer almasının İki temel hedefi ve iki asıl muhatabı vardır. Tamam. Meryem, Yahudilere yönelik bir cevaptır. Meryem'in oğlu, Hristiyanlara yönelik bir cevaptır. Yahudilere yönelik cevap olması şudur. Yahudiler, malum, Hazreti İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Ve Meryem'i iffetsiz, İsa'yı veledi zina, haşa, evet, olarak, yaygın bir durum olarak böyle nitelendiriyorlar. Ve bu durum nüzul dönemi Mekke'sinde ve Medine'sinde de o günkü Yahudi ve Hristiyanlar arasında bir problematik olarak var olan bir durum. Yahudi perspektifinden bakınca bütün şey, kavganın konusu Meryem'dir ve Meryem iffetsizdir. Dikkat edin, Meryem'le alakalı bütün Kur'an'ı vurgular ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha, bir başka ayette
ve ummuhu saddika, onun anası var ya, çok sadık bir kadındı. Ama kana ye'kulani taam, her ikisi de yemek yiyordu. Bak, bu bir cevap. Tabii, her ikisi de yemek yiyordu. İsa'ya yönelik vurgu ve bunun muhatabı da Hristiyanlardır. Yani Paulus'un çocukları diyelim onlar isterseniz. Paulus'un dininin mensupları. Onlara cevap da şu. İsa'yı kaldırır. Söyle bakalım İsa, sen kimsin? Kale inni abdullah ataniyel kitab ve cealeni nebiyye. Ya ben Allah'ın kuluyum. Aha, kitabı da verdi ve beni nebi olarak gönderdi. Bu Paulus dininin çocuklarına yönelik bir cevaptır. Peki diyeceksiniz ki bizimle hiçbir ilişkisi yok. Bizimle dolaylı bir ilişki vardır. Yani ümmeti Muhammed'le bizimle dolaylı bir ilişki vardır. Ama kavganın konusu buradan daha önce oradadır. Yani nüzul dönemindeki bu Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı bir durum. Vurgular onu şey yapar. Ve Meryem oğlunun ve onun annesi İsa ve Meryem'in vurgusu o çerçevede bir cevap ve de evet, kendi tarihlerinden bir okuma olarak bunlar bir ayettir. Onlar ayette, biz değil miyiz? Onlardan kurtardı. Kesin. Korkarım bir ayet gelse Muhammed Aleyhisselam'ı da bizden kurtaracak. Tabii. İşte dolaylı dediğim o. Yani kurtarması gerekiyor. Onu da bizden kurtarır. Ayet, Allah yarattığı her bir nesneye ayet diyor. Ayet ifadesi yaratılmışlığın bir karşılığıdır. Mahluk olmanın bir ifadesidir. Mahluk. Tamam. Yaratılmışlığın, mahluk olmanın. Mesela bu şundan sonraki ifadeler Matta'da da bulunmaktadır. Nedir? Ne diyor orada? Ve aveynâhumâ ilâ rabbetin zâti kararim ve ma'in. Süreç içerisinde Meryem İsa'yı alarak iki ayrı şey yapıyor. Birisi Mısır'a gidiyor, birisi bir başka yere seyahat yapıyor. Yani korunmaya yönelik olarak İsrailoğullarından ona bir işareten biz onları ve aveynâhumâ aveyu bağrımıza bastık, koruduk, koruma altına aldık. Nerede? İlâ rabbeti zâti kararim ve ma'in, son derece yaşamaya elverişli, bereketli yerlere taşıyarak biz onları koruma altına aldık. Bağrımıza bastık, koruduk. Burada mesela epeyce cevaplar var. Tarihsel olarak zaman dolunca gözlerin de ağırlaştığını görüyorum. Oraya girersek çıkamayız. Telmihli bir şekilde cevaplar Yahudilere, Hristiyan dünyaya. Bu ikisi var ya, polemik konusu. Diyeceksiniz ki niye bu ikisi burada yer aldı? Polemik konusu. Büyük polemiğin konusu. Ve biri ana, iffetli bir ana. Ötekisi de Abdullah, Allah'ın kulu, elçi olarak gönderilen, her ikisini de tevhid inancını yok etmek için silah olarak kullanıyor kimileri. Kimileri derken oldukça büyük bir kesim. Onun için nüzul döneminde de bu şey olduğundan dolayı bu burada yer almış gözüküyor. Allahu alem bi muradihi bi savab. Ve böylece 50. ayette 51. söz başına gelmiş oluyoruz. Haftaya inşallah sağlık afiyette buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
Gelmiyor musun? Gitmiyor muyuz? Duracak yerimiz var, para var.